Peki Razar, kendine iyi bak John. Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika gezisinde samimiyeti gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler Cenevre'de perde arkasında PYD lideri Salih Müslim'le görüşmesini hatırlattı. Bu nasıl samimiyeti? PKK nasıl terör örgütü ise PYD ve YPG'de tıpkı DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütü ilan edilmeli çağrısı yaptı. Avrupa'nın samimiyetsizliğine de değindi. Hem PKK'yı terör örgütü ilan ediyorlar hem de Avrupa başkentlerinde teröristleri kürsülere çıkarıp konuşturuyorlardı. Bu nasıl lahana, bu nasıl turşuydu? Amerika'da Evet, PKK teröristtir diyor yıllardır. Son günlerde Türkiye'nin PKK ile mücadelesini destekliyoruz diye açıklamalar yaptılar peş peşe. Ancak gidip Suriye'de PKK'nın yönettiği PYD ve YPG'nin kucağına oturdular. Sadece oturmak mı? Alıyorlar, eğitiyorlar, silah yağdırıyorlar, paraya boğuyorlar. Hem terörle mücadele diyeceksin hem de Rusya ile ortak teröristin hizmetçisi olacaksın. Bu akla, mantığa, matematiğe, kimyaya ve samimiyete ters düşen koca bir yalan. Şimdi Amerika Büyükelçisi John Bess'e buradan sesleniyorum. Çıkıp her zaman olduğu gibi ama efendim PYD ve YPG terörist değil bakın terörist Daesh savaşıyor diyeceksiniz. Böyle saçma sapan açıklamalarla Türk milletinin aptal olduğunu düşünecek kadar aptal mısınız? Sakın böyle saçma sapan laflar etmeyin siz. En iyisi elçiliğinizin bütçesinden 1 lira verip bugünkü takvim gazetesini satın alın. Birinci sayfayı güzelce kesip tercümesini yaptıktan sonra Washington'daki büyüklerinize gönderin. İki tane fotoğraf var sayfada yan yana. Birinde bir adam var yanında iki kişiyle poz vermiş. Üzerinde PKK üniformasıyla Kandil'de verilen bir pozo. Yani siz diyorsunuz ya hani PKK terör örgütüdür diye işte adam üzerine giydiği PKK üniformasıyla bağıra bağıra ben PKK'lıyım ben teröristim diyor. Hemen yanda bir başka fotoğraf bir bakıyorsunuz orada da aynı adam. Hani Kandil pozuyla ben teröristim diye bağıran aynı isim. Ama ikinci fotoğrafta adamın üzerinde YPG üniforması. Dağdan inmiş şehre. Kandil'de PKK'lı, Kobani'de YPG'li. Yani adam bu fotoğrafta da bağırıyor. PKK neyse YPG o diye. Kandil'de terörist PKK üniforması, Kobani'de YPG üniformasıyla sahne alarak teröristliğini ve YPG'nin de aynı fabrika ürünü mal olduğunu tescilleyen o adama biri plaket veriyor. Teröriste plaket veren kişi Amerika Başkanı Obama'nın terörle mücadele özel temsilcisi Brad McGork, iyi mi? Terörist ve terörle mücadele elemanı yan yana. Eller sıkılıyor, tören yapılıyor. Plaket takdimi, kandil menşeli olduğu kesinlik kazanan teröriste Kobani'de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür konuşması. Duyulan minnetler, içten ve kalpten övgüler, evet sevgili Amerika Büyükelçisi Can Eğer terörü teröristle yenmeye kalkarsanız işte böyle ortaya çıkan fotoğraflarla rezil olursunuz. Takvim bu rezilliğinizi belgeledi. Size düşen görev, bir an önce takvimin bugünkü ilk sayfasını acilen Washington'a gönderip nasıl rezil olduğunuzu anlatmak. Sam samimiyetsizliğinizin nasıl yerlerde süründüğünü aktarmak. Sakın bize nereden bilecektik o YPG'linin Kandil'de PKK üniforması giydiğini demeyin. Bakın dün Hürriyet birinci sayfadan haber yaptı. German Marshall Fund adlı Amerikalı düşünce kuruluşu işi gücü bırakmış gelmiş Türkiye'de kutuplaşmayı araştırmış. Durum vahim imiş. Hürriyet onu birinci sayfadan yazıyor. Normaldir. Önlerine ne konarsa ona bakar bizim bu gazete. Arkasına hiç girme, Sorgulamaz. Biliyorsun Can o düşünce kuruluşunun başkanı hanımefendi de Obama'ya çalışıyor aynı zamanda. Almanlar para koymuş iki ülke ilişkilerini geliştirmek için German Marshall Fund'ı kurmuşlar. Almanya-Amerika ilişkilerine odaklanması gereken sırf bunun için hayata geçirilen kurum işi gücü bırakmış, Türkiye'de kodları çözmeye milyonlarca dolar harcıyor. Kardeşim gidip Almanya'daki nazileri araştırsana, yakılan Türkleri rapor etsene. Yok dedik ya ille de Türkiye'nin genlerini çözme kutuplaşmayı ülkenin her yerinde kare kare hesaplama ve bilgi bankası oluşturma dert bu. Belki ileride bu kutuplaşma haritası lazım olur. Evet Sayın Bes, sizin kurumlarınız bizdeki apartman komşuları arasındaki kutuplaşmaya kadar çözmüş durumda. Kimler PKK üniforması giyiyor bilmiyoruz demeyin sakın. Aptallık olur. Talebimiz üzerine ülkene göndereceğin takvimdeki fotoğrafla ilgili Washington'dan bir açıklama gelirse beni ara. O iki fotoğrafa da kendine de iyi bak can. Bekir Azar, Takvim.